Hayatımda daha çok yeşillik istiyorum. Daha çok yeşillik istiyorum. Beraber ağaç dikeceğiz, yeşillendireceğiz. İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez Mahallesi'ne gerçekleştirdiği seçim çalışmaları kapsamında bölgede köy içinde esnaf ziyareti yaptı. Sonrasında ise bölgede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Bitez köy içi mevkiindeki esnafları tek tek dolaşan Mehmet Tosun, daha sonra Bitezli kadınlarla bir araya geldi. Bitezli kadınların coşkuyla karşıladığı Mehmet Tosun, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah 31 Mart'tan sonra seçileceğiz, kadınlarımıza öncelik vereceğiz ve Bitez'deki kadınlar kahvemizi hayata geçireceğiz," dedi. "İnşallah 31 Mart'tan sonra seçileceğiz, kadınlarımıza öncelik vereceğiz. Bizim kadınlar kahvemiz. Evet, Bitez'deki kadınlar kahvesini hayata geçireceğiz. Geri gelecek, aynen öyle." Kadınlara hizmetlerin tamamında öncelik vereceklerini belirten Mehmet Tosun, konuşmasında şunları söyledi. "Şimdi kadınlarımızla ilgili pozitif ayrımcılık demeyeyim ama hizmetlerimizin tamamında öncelik vereceğiz. Hem sosyalleşmeniz, hem el sanatlarıyla uğraşmanız, kursların açılması, hem çocuklarımızın kreşi, eğitimi ve diğer sağlıkla ilgili her konuda kadınlarımıza öncelik vereceğiz. Çünkü biz İYİ Parti olarak kadın bir genel başkanın Sayın Meral Akşener'in partisinde siyaset yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel ülkemizi Atatürk'ün izinde Cumhuriyet değerlerimize bağlı kadınıyla erkeğiyle çağdaş medeniyetler seviyesine yükselteceğiz." Bodrum halkının belediyecilik hizmetleri yönünde farklı sorunlarla karşılaştığını belirten Mehmet Tosun şöyle devam etti. "Bugün ben Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarımızı gezdim. O sokak çok güzel. Göreve gelirsek bir proje hazırlattırıyorum. Sizin gibi kadın bir mimarımıza, ismini şimdi buradan söylemeyeyim, o sokağı yeniden ele alacağız. Gene mavi söveli evler, beyaz badanalı evler olacak. Bahçelerimize begonviller dikeceğiz. Ve o Cumhuriyet Caddesi'ndeki sokağı haftanın belli günleri el sanatlarımızla ilgili bir çarşıya dönüştüreceğiz. Daha Bodrum'a özgün o sokakta hep birlikte hem el emeği göz nuru eserlerimizi satacağız, hem yöredeki mandalina ağaçlarından ürettiğimiz ürünleri satacağız." Narenciye bahçelerine de sonuna kadar sahip çıkacaklarının altını çizen Tosun şu ifadeleri kullandı. "Narenciye bahçelerimize sahip çıkacağız. Zeytinliklerimize sahip çıkacağız. Doğal ve çevre değerlerimize sahip çıkacağız. Artık Bodrum'da vahşi yapılaşmaya, betonlaşmaya bir dur diyeceğiz. Altyapımız yok, sürekli yapılaşıyoruz. Okulumuz yok, kreşimiz yok, yeterince sağlık kurumlarımız yok, hızla büyüyoruz. Şu anda 171 bin nüfusumuz var, 171 bin tane binamız var. Bir binada bir kişi yaşıyor gözüküyor. Yani ihtiyaçtan fazla Bodrum'da bir yapılaşma var, buna dur dememiz lazım." Mehmet Tosun, Bitez'in tüm sorunlarını bildiklerini, bununla ilgili tüm çalışmaları yapmak için hazır olduklarını belirterek, Bitez'li kadınlardan destek istediği konuşmasından sonra kadınların yoğun alkışı arasında sözlerini tamamladı. Mehmet Tosun, daha sonra yöresel sanatçı Mustafa Ergenen'in çaldığı şarkılar eşliğinde kadınlarla birlikte oyun oynadı. Etkinlik sonunda Bitezli kadınlardan destek sözü alan Mehmet Tosun, seçim çalışmalarına devam etmek için bölgeden ayrıldı. Başkanı başkan.